Selamlar bu buçluğa. Hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Universalis 4'te Iron Man modunda başarımların açık olduğu İspanya serimizin yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayım ve bu seride birkaç başarım hariç doğru düzgün hiçbir şey alamamışım. Olsun. Daha senelerimiz 1400-1604'ü göstermekte ve ilerleyecek çok yolumuz var. Geçtiğimiz bölümlerde Osmanlı'nın durdurulamaz bir gücü olduğuna şahitlik etmiştik tekrardan. Yani bizimle savaşıp Balkanları kaybetmesine rağmen hala elinde 100 bin adam barındırması ve 46 bin manpower olması bunun bir gerçek ifadesi olsa gerek, bunun bir ispatı olsa gerek ve baktığınız zaman 7.54 moralim var. Gerçekten bu moral çok çok iyi. Ben rivallerimin ne kadar morali olduğunu merak ediyorum. Osmanlı'da 5.4 moral var ama Osmanlı'nın askeri disiplini, kale ele geçirme, savunma durumu ve profesyonelliği falan baya baya göz korkutucu. Adamlar bizden her alanda üstün neredeyse. Ama 7.54 moral hoşuma gitmedi desem yalan söylerim, çok hoşuma gitti. Şimdi geçtiğimiz bölümlerde ben hemen buradaki devletlere savaş ilan edecektim ama edemiyorum. Neden edemiyorum? Çünkü diplomatım yok. Bütün diplomatlarım aramı iyi tutmakla meşgul sevgili vasallarımla. 2 sene içerisinde bir diplomatım gelecek. Ve ben de buraya savaş ilanını başlatıp bütün toprakları bizimkilere salacağım. Sen nasıl bağımsız olmayı başardın bızdık bilmiyorum ama senin de bir icabına bakarız. Şimdi altın çağın getirilerinden burada neyi alabilmemiz mümkün? Gemilerin trade gücünü arttırmayacağım zira ben gemilerimle ticaret yapmıyorum. Aslında yapsam mantıklı olur. Ki yapayım. Yani neden yapmayayım öyle değil mi? Yapsam mantıklı olur çünkü elimde bayağı bir gemi var. Ha bu arada Napoli tarafındaki isyanımız da devam ediyordu. O Napoli tarafındaki isyanı durdurabilmek için ordularımı bir araya getiriyorum. Ve hemen sen dostum sen şuraya gelip burayı kolonize etmemize yardımcı olacaksın. Şuradan da Naples isyancılarını bir pataklayacağız. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Buradaki 50 tane gemiyi ayır. 50 gemi fazla mı gelir acaba bilmiyorum da. Buradaki 50 gemi nerede? O 12 dukat nereden getiriyorsun sen? Karayiplerden. Kral peki orada çürür müsün? Yani gemilerimiz oraya dayanabilecek kadar iyi mi? Dur deneyelim. Deneyelim. Ne kaybederiz? Sen şimdilik bu şeyde dur bakayım, Bari'de. Yani icabında bir karşı tarafa gitmen icap ederse gidebil. Oo tamam orası patlamış, çok güzel. Hep ben kolonilerim için çalışıyorum hep. Tamam burayı bizim çocuklar malamat eder, ben bir yandan şurayı da malamat ettireyim. Selam. Ya iki savaş ard arda değil, iki tane çocuğu ard arda şey yapacağım, alt üstü alacağım. Baksana abi bizimkilere, zaten bizimkiler canavar gibiler. Adamlarla aramı iyi tutayım yeter. Bundan sonrasını diplomasi teknolojisi için biriktireyim ya. Sıkıntı olmasın. Fazladan bir merchant. Benim kesinlikle askeri hediye çıkmam lazım bundan sonra bu arada. Askeri hediye için hangi teknolojiye gitmem gerekiyor? 18. 2 admin teknolojisi sonra ancak askeri hediyeye gidebilirim. Anladım. O vakte kadar demek ki ülkede manpower birikecek. Orayı da indirirsiniz aşağı. Bizim çocuklar zaten mahvediyor usta yakaladığı yeri. Şurayı da bir korla bakayım. Sen de bir kilit ye. Çok güzel. Hop güm. Şimdi burayı aldım. Bizimkiler kendi arasında paylaşsın. Nerede isyan var? Evet. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Spanish Brazil'e destek götürebilir miyim peki? Götürebilirim herhalde ya. Şu aradaki boşluğu kapatacaktım da. Burası benim mi iş? Burayı papa bana ayırmış. Vay anasını. Abi New Granada böyle çok bölük pörçük oldu ya. Palermo'da isyancı. Abo.
Evet, o çıkardığın arkadaşı geri getirir misin? Teşekkürler. O adamın üzerine 48 kale gitmek lazım muhtemelen. İyi lan, bizim gemiler haşet olmadan oradan 12 dukat da getirebiliyor. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Çünkü oradan haşet olmadan o kadar para getirmelerini ben beklemiyordum açıkçası. Spanish-Brezilya aramızdaki ilişki ilerlemiş. Çok iyi. Merhaba, sen şöyle bir Naples tarafında kal. Abi sürekli adam aktarıyoruz ama bir tane de şeyde çıkacak. Her yerde isyan çıkıyor. Neyse. Taşıma gemilerim. Pardon, pardon, ses gitti. Taşıma gemilerim anakarada daha büyük öneme sahipler. Yani şu an için anakarada durabilirler. Hatta anakarada durmaları her şeyden daha mantıklı olacaktır. Biraz manufacturing binası inşa ediyorum. Ekonomim artsın diye. Ki artı 46 dukatlık bir gelirim var. Koloni atmama rağmen. Ve ordu miktarım da bayağı yerli yerinde. Bu gayet iyi bir şey. Hatta bir 24'lük daha ordu basmak isterim de pek mümkün olmayacak gibi. Burada ne yapabiliriz aslında? Böyle bir büyük gemilerden basalım mı bir 15 tane daha? 1, 2, 3. Evet, para yok. Para yok, para yok hocam. Para olunca hallederiz. Para olunca hallederiz. Askeri limitime çok yaklaşmışım. Bu askeri limite yaklaşma mevzusu beni birazcık üzdü. Ha pardon. Ben buradaki bir şeyi unuttum. Bu arada adamlara bakar mısın usta? 500 dukat, 500 dukat ne kadar tatlı yolluyorlar. Takır tukur para yolluyor vasallar. Takır tukur vallahi. Aslanlarım benim. Yok hocam, yok yok. Büyük Britanya'ya yardım etmeye hala niyetim yok. Şimdi bakalım benim sevgili müttefiklerimden New Spain. Gel bakalım, senle de bir aramızdaki ilişkiyi iyileştirelim. Yaramazlık yok. Yaramazlık yok balım. Eyvallah. Ya bu arada normalde şey böyle. Ben bu tarz durumlarda vasallar isyan eder falan filan diye genelde ya paso prestiji buraya basarım ama şu an böyle prestijimi de verimli kullanmak istiyorum. Çünkü ordu moralinden tut birçok şeye etki ediyor bu prestij mevzusu. Ben normalde buraya yerleşmem gerekirken Portekiz buraya yerleştiğine göre bana etki eden Tordesilla Portekiz'e etki etmiyor mu? Ya Portekiz de bizim nazarımızda eksi yemiyor mu? Yok, Portekiz'e Tordesilla eksisi işlemiyor. Evet, the Spanish opinion of Portekiz. Bizim Portekiz'e bakış açımız çok iyi. Portekiz'in bize bakış açısı kötü ama düzelir ya, düzelir. Portekiz'in isyan edeceğini zannetmiyorum. Bu arada yahu sabah sabah bu nedir ya? Ya bu arada Portekiz'i anekslemem gerektiğini söyleyen çok oluyor. Anekslemem gerektiğinin ben de farkındayım ama anekseyebilmek için 190 üzeri ilişkiye sahip olmam gerekiyor. Bu arada evet, yani bu video için özür dilerim. Sabah yeni uyanmış vaziyetteyim. Aslında bu videoyu diğer bölümün ardına çekiyorum ama nedense böyle bir sabah uyanmanın vermiş olduğu o uyku sersemliği var ya. Sabah uyandığımda pek şey olmuyorum böyle. Boğazlarım benim emrimde olmuyor en azından. Onu öğrenmiş oldum. Birinci elden deneyimledik. Spanish-Brezilya'nın isyanını bastırmaya ben adam göndermedi miydim? Bir adam göndermiş olmam lazım. Evet, adam göndermişim. İspanya kendi isyanını kendi bastırıyor. Aslanım benim, dur. Dur dur, yardıma geldim sana, dur. Yok, enflasyon yemeyelim. Gerçi yeseydik de yediğimiz enflasyonu eritirdik. Şu din değiştirebileceğimiz yerler, bizim çocuklardan ziyade bir kendi topraklarıma abanayım. En nihayetinde din değiştirebiliyoruz yani. O din değiştirmeyi şey yapacağım, kullanacağım. 7 misyoner gücü.
Yani 7 misyoner gücü gayet iyi. Şu Suriname toprağına doğru ilerle. Hala isyanlarımız var değil mi? Bir tane Fas tarafında çıkacak. Bir tane şu adalarda çıkacak. Bir adalarda var. Bir Malta adasında var isyan. Napoli bölgesinde Kalabriya'da mı var? Kalabriya'da da bir isyan çıkacak anladığım kadarıyla. Çıksın. Çıksın efendim, ne yapalım? İcabına bakarız. Ben bu arada savaşmayacağım, etmeyeceğim. Niye erkenden askeri teknoloji aldım ki? Bekle abi, şeyi bekleteceğim. Diplomasi teknolojisini bekleteceğim. Osmanlı'ya karşı tekrardan bir savaş ilan edecek olsam daha turusum var. Ama Memlük, kendini dümdüz ettirip duruyorsun oğlum ya. Kendini dümdüz ettirip duruyorsun ya. Memlük'ün bir şeyi kalmadı abi. Burada Memlük'ün bir hükmü kalmadı, ben size söyleyeyim. Memlük kendini gidip dümdüz ettirip duruyor sadece. Memlük'ten yana bir şey yok bize. Memlük'ten yana bir fayda yok abi. Herif gidiyor, kendine Osmanlı'ya dümdüz ettirip geliyor. Dayak arsızın Memlük. Paso dayak yiyor herif ya. Morayla Korfu'daki kaleleri kuvvetlendireceğim. Kale yapmak için mantıksız yerler, farkındayım ama yapacak bir şey yok. En azından Osmanlı ile savaşırsak orada bizim dayanak noktası olarak kullanabileceğimiz bir yer olsun. 50 militeri puanı vermek istemiyordum. Hayır, Portekizli ilişkim gerilemesin. Yeter. İlişkim daha ne kadar gerileyebilir ki zaten? Aa, şuradaki çocuğu unuttuk lan. Sivilce gibi duruyor orada. Ben savaş emri versem siz patlatırsınız değil mi sivilceyi? Bence patlatırlar. Gidin oğlum, patlatın sivilceyi ya. Ha, çok iğrenç bir görüntü var orada. Savaşlarda kullanırım bu arada. Bir tane general alayım ya. Tamam, 2 yıldızlı tatlış bir general, gayet iyi. New Spain'le de aramdaki ilişkiyi fullemişim. Şimdi bakalım başka hangi devletle? New Granada ile aramızda ilişki geliştiriyoruz. Castilian West Indies. Tamam. 2 diplomat değil artık. Tek diplomat yeter benim bütün kölelerimin gadasını almaya. Ve iyi ki de askerlerimi buradan oraya taşımamışım. Bak, ben şey yaparım şimdi. Gider buradaki isyanı bastırırım. Gayet de güzel olur. Abi vasallarda da bayağı asker var ya. Bak, ben şu an sadece kendi müttefiklerimdeki bu savaştaki asker miktarını merak ediyorum. Muhtemelen benim tarafımı gösterecektir. 173.000 piyade, 37.000 atlı, 46.000 de topçu var. Ben ve vasallarımda. Ben, Portekiz, Portekiz'in kolonileri. Muazzam bir güç abi. Gerçekten muazzam bir güç. Tabii biz açlıktan ölüyoruz ağırlıklı olarak. Yani savaşlarda bir ölüm kalım durumumuz yok da tabii ki. Bizim genelde açlıktan ölme durumumuz var. Oradaki topraklar çok verimli olmadığı için sağlam gıda desteği bulamıyoruz. O yüzden adamlar yolda yürürken böyle açlıktan ölebiliyorlar. Tamam, şöyle bayağı da bir claim sildirdik. Güzel, oradan bize prestij de gelir. 10 numara. Kendi topraklarımızın dinini de şey yapıyoruz, değiştiriyoruz. Gayet güzel. Koloniler devam ediyor. Vasallarlarımızdaki ilişkimiz iyi. Her şey gayet süper. Şimdi Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edilebilir mi? Bir ona bakacağım. 1608 yılında ateşkesimiz sonlanıyor. Şayet ki serbest kalırsa güçlenmeye devam edecektir. Ve ben artı 3 bir advisor kullanacağım bu arada. Artı 3 advisor'a param yeter çünkü. Ve yani bütün şeyler birlikte ilerlesin istiyorum. Bina yapılıyor bazı yerlerde. O yüzden korlamaya izin verilmiyor. Ama hallederiz. Portekiz'le aramızdaki ilişkiyi de ilerlettik. Gayet güzel. Fort Defense, Discipline. Artı 3 military advisor kullanmayacağım ya. Military'de zaten yeterince ilerledim. Şimdi Osmanlı'dan askeri teknoloji açısından bir tık üstünüm. Varsayımda bulunuyorum ki daldım. Yanıma kim geliyor? Yanıma sadece şey mi geliyor? Commonwealth mı geliyor? Vallahi Commonwealth geliyor sadece.
Papalık gelmiyor. Memlük'ün işi var. Memlük bitik zaten. Memlük gelse kaç yazar? Tlemcen, Transaksonya, Davaşir falan filan. Peki ben buradan Kırım'a kılayım yetiştirebilir miyim? Ama Osman gelmiyor. Osman başkasını savunmaya gelmiyor ki. Osman başkasını savunmaya gelse? Peki Tunus üzerinden Osman'a dalsam? Osman gelmiyor. Timur geliyor. Tlemcen üzerinden dalsam? Tlemcen'i korumaya ne Osman geliyor ne Memlük geliyor aslında. Tlemcen'i bir yiyelim mi bir tur? Bence Tlemcen'i hızlıca bir tur yiyelim ya. Merhaba, şöyle bir gemileri de, gerçi gemileri dışarıda tutmam lazım. Benim gemiler açık deniz gemileri, iç deniz gemileri değil. Şöyle teknolojiye de ilerledim. Şş, tatlı olur ha. Bir şey söyleyeyim mi? Madem kimse gelmiyor abi. Şu çocuğu bir yiyelim. Vallahi Memlük gelirse de Memlük'e de dalarım. Artık çünkü Memlük bence potansiyel bir müttefik değil. Yani Memlük işe yaramıyor. Evet, Kaliforniya'ya tekrardan git diyeceğim ama Kaliforniya'daki ilişkimiz iyi. Spanish Brazil ne alemde? Spanish Brazil %88. Spanish Brazil ile ilişki ne ara böyle azalmış? Neyse, ben elle tek tek şey yaparım, hallederim. Şimdi Tlemcen'i komple alacağım. Tlemcen'i almak bana toprak kazandıracak. Ve o toprağı estate'leyebileceğim. Toprak estate'lemek benim gerçekten çok işime gelecek. Commonwealth Osmanlı ile savaşıyor. Ooo, Osmanlı, Davaşir, Tlemcen, Transaksonya. Evet, Tlemcen'e claim atmaya gerek kalmadı. Peki Commonwealth'in yanında kim var? Moldova, Switzerland, Fransa. Oldukça defansif bir savaş yapmaya çalışacağım. Şimdi evet. Crusade'e uyuduğumuz için şey de var. Bu arada manpower recovery speed'i şöyle bir arttırayım. Yıllık prestiji de arttırayım. Nasıl olsa din değiştirmeye devam ediyorum. Kullanırım. Merhaba. Öyle değil. Sen şuraya patla. Sanırım arkaya inecek o. Tamam. 3-4 dakika. 3-4. Sonra devam edeyim mi? Bir tur daha geleyim mi? İstersen gel. Tamam. Tamam. Tamamdır. Ama sen bir tur daha devam et kanka. Ben her şeyi hazırladım. Eyvallah. Evet, peki Osmanlı Savaşı'nı nasıl kazanacak acaba Commonwealth Efendi? Gerçekten çok merak ediyorum. Commonwealth ile Papa'nın arasında bir müttefiklik yok muydu? Galiba yoktu. Şimdi Commonwealth bütün birliklerini yığıyor. Biz de gidip bir Commonwealth'e yardım edeceğiz elbette bir tur. Fransa Tlemcen gemilerini falan sıkıştırıyor. Ben akıllıyım abi. Ben gemilerimi çıkarmayacağım. Ben gemilerimi şöyle dışarıda tutacağım. Çünkü gemilerimi sokakta bulmadım. Osmanlı'nın 60 birimlik galleyleri geldiğinde, yani Fransa'da ne kadar şey olabilir ki, iç deniz gemisi olabilir ki? Osmanlı'nın galleyleri geldiğinde zaten Fransa'yı zıbartacak. Fransa'da galley yok ki doğru düzgün. Tamam, vallahi Osmanlı yakaladığı Fransız gemisini yerin dibine sokar. Ben söyleyeyim usta. Şöyle elaylar değil de war enemies. Osmanlı'nın bayağı şeyi var. Bayağı askeri gücü var. Manpower'ı da var. Osmanlı'ya karşı dikkatli olmak lazım. Tunus savaşa gelmiş mi? Tunus savaşa gelmemiş. Evet. Tlemcen'i ezip Tlemcen üzerinden Osmanlı'nın işgal ettiği Memlük topraklarından böyle pıt 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 siege'liye siege'liye gideceğim. Bu siege savaşını ben Afrika üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyorum. Ama burada bir yandan da Commonwealth'e destek olasın var da nasıl destek olacağım? Şöyle yapalım. Buraya 2 yıldız generali ver. Şu alttaki arkadaşa artık boşta olan şeyi ver. Kralı ver. 2 yıldız general, yani en azından iş yapar abi. Şöyle bir Commonwealth'in başkentine doğru çekil. İç defans yapmaya çalışacağım bununla. Ya 0.6 ile falan da isyan çıkarmazsın be hocam ya. Şuralara gemiyle gelemem şimdi, beni uğraştırma. Ya gelirim gerçi, Osmanlı gemileriyle kendi sınırını tutacaktır. Şey yapmaz öyle. Osmanlı gemileriyle agresif takılır mı bilmiyorum da. Evet, Age of Absolutism. Yeni çağ geldi.
Tamam, diplomasi teknolojisinde ilerlediğimize göre merkantilizm üzerine ilerlememizde hiçbir sakınca yok. Ve bundan sonra çıkacak teknoloji manifaktöriz teknolojisi. Bu yüzden bol bol manifaktöriz binası dikeceğim. Ki dikiyorum zaten. Memleketin dört bir yanını manifaktöriz binalarıyla öldüm. Osmanlı tarafındaki toprakların dinini değiştirmek bu arada şu an mantıksız sayılabilir. Gerçi Osmanlı benim üzerime doğru bir siege fokusu atmıyor. Evet, oraya gitmek kesinlikle çok mantıklı olur. Yani oradaki adamları eminim durdurabilirim. Peki Fransa bana desteğe gelir mi burada? Yoksa benim adamlarımın mortu çekmesini mi seyreder? Biraz yardım. Ha, tamam. Aşağı doğru sen geliyorsan ben de geliyorum. Çünkü Fransa'nın mortu çekmemi seyredeceğinden korktuğumdan dolayı pek oraya giresim gelmedi. Ne bileyim, Fransa bana pek dost canlısı gözükmedi yani niyeyse orada. Pek dost canlısı gibi gelmedi yani. Daldın mı? Ben gelmiyorum falan filan böyle bir Osmanlı Savaşı'nda işin kayıpla sonuçlanması benim hiç işime gelmez. Bu arada benim mutlaka ekonomi aidiyesi gitmem gerekecek. Çünkü vasallardan aldığım paradan mütevellit yediğim enflasyon ülkenin belini büker. Keşke sadece bükmekle kalsa. Ülkeyi mahveder. Yani o yüzden benim muhakkak aslan parçaları, ne yapıyorsunuz lan siz? Bizim aslan parçaları burada şey yapıyor. Portekiz, buraları sen mi istiyorsun? Oğlum hiçbir yeri korlamamışsın ama. Ben buraları alıp estate falan yapacaktım. Tatlı tatlı hayallerim vardı. Şu an benim hayallerimle oynuyorsun ama sevgili Portekiz. Evet, neye bakacaktım ben? Evet, bakacağım şeyi şimdi hatırladım. Vasallarımla aramdaki ilişkiye bakacaktım. Kaliforniya ile 91, sevgili New Spain ile 94, New Granada ile 94, Castilian West Indies ile 197. Tamam, Kaliforniya'ya tekrardan gidiyor diplomat. Gidiyor da 1-2 aylığına gidip geliyor. Her neyse, babuşlar, evet, din değiştirdiğimiz yerler iptal bu arada, adamlar burayı ele geçirdi. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın. Osmanlı Savaşı sonraki bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Görüşmek üzere, bay bay.